gece vakıfeye yakışmıyorlar. Bir bayan gözüyle de Doktor Almira Hanım, siz ne dersiniz? Bir bayan gözüyle Bakırköy'de oturuyorsun. Yabancı göz terazidir derler. Günaydın, hoş geldiniz. Bayan gözüyle değil de bir vatandaş gözüyle bakmak lazımdı. Ben ilk Bakırköy'e gelende önce Bostancı'da oturdum 96. yılda. Sonra Bakırköy'e gelende dedim, ben hiç burada yaşamam. Ama Bakırköy'de de 23 yılda kalmamın sebebi oldu ki insanlar birbirine yakın oldu. Birbirine yani kapını da açabilirdi, yani kapı da çıkarabilirdi. Ben Çevreçiler Derneği'ne yazıldım, Yeşilliği için. Baktım ki Çevreçiler Derneği ancak Gezi için var. Ve sokakta görmezsen ki bu çevreçi diye çevreçi değil, Yeşillik tamamen gitti. Evvelki başkan diyersiz, şimdiki başkan diyersiz. Demek olar ki benim gözetimde güçlü iktidar yoktu, güçsüz muhalefet var. Güçsüz çalışmayan, ancak kendini düşünen, elini düşünen muhtarlar var. Olsun da belediye başkanı, onlardan da biri olur, onun arkasında gelir. Yani üzülüyorum Bakırköy'e bakanda. Türkiye'nin, İstanbul'un en güzel şehri, en kültürlü Yahudisiyle, Ermenisiyle, Alevisiyle, Sünnisiyle çok doğrudan ortam güzel olan, yaşanabilen bir semtti. Ama maalesef biz bir olmalıyız. Bu toplantıda belediye başkanı bunu emrediyor. Bugün bakalım, üç kişi burada gidip belediye başkanlığı bu işi yapmalısınız, o da yapmıyor.